Arkadaşlar merhabalar bu videomda şöhretler karması 10'lu TYT matematik denemelerinden deneme 9'un geometri çözümlerini yapacağız. Matematik çözümleri Mert Hoca'daydı aynı zamanda uygulamadan da çözümlere bakabiliyorduk. Bu arada nasıl gidiyor? Valla ben bunu çözerken aşırı derecede zevk alıyorum. E, sen de yoruma yazsana. Hocam çok zevkli ya da işte zevk alamadım gibi fikirlerini de merak ediyorum. Çünkü ben gerçekten çok zevk alıyorum. Ya benim de ufkumu açıyor büyük ihtimal senin de ufkunu açacak. Çok soruyla karşılaştığımız zamana kadar. İşte şimdi 9. denemedeyiz. 9. denemede de yine ufkunuzu açan güzel yeni tarzda göreceğiniz soru tipleri var. Hadi bakalım o soruları görelim. Yani çözümlere başlayalım. 31. soruyla geometri çözümlerine başlıyoruz. Birer köşesi B noktasında çakışan iki tane eşkenar üçgen var elimizde. Sonra buradaki kırmızı üçgen böyle kaydırılıyor. Önce B köşesinde kaydırılıp C köşesine getiriliyor. Oradan A köşesine getiriliyor. Oradan da yine B köşesine getiriliyor. P noktasının aldığı yol soruluyor. ABC eşkenar üçgen çevresinde 77 olarak verilmiş. E hocam 77 3'e bölünmüyor. Bir kenarı nasıl bulacağız? Dur. Bölmeyelim o zaman. Şimdi önce şekli şöyle bir büyüteyim. Arkadaş P noktası buradan buraya geldi. Sonra buradan buraya gitti. Hatta burada da P noktası. Böyle üçgeni kaydırdığımız zaman P sürü P noktası var burada. Hocam buradaki P noktasının eşkenar üçgeni yüksekliği değil mi burası? Evet. Şu eşkenar üçgenin yüksekliği. Hocam bu da eşkenar üçgenin yüksekliği. Hani şurayı çizdik daha sonra. Bu da eşkenar üçgen yüksekliği. Bu da eşkenar üçgen yüksekliği. Buradaki uzaklar hep birbirine eşit. Dolayısıyla bu çizdiğimiz çizgi aslında nedir? Uzakları birbirine eşit olduğu için paraleldir. Yani bu böyle geldi. E hocam bununla bu birbirine paralelse. Şimdi burada bir eşkenar üçgen var. Açılarımız kaçar derece? 60'ar er derece. 60'ları yazdık. büyük eşkenar üçgende 60'ları da yazdım. Paralellikten dolayı, yöndeşlikten dolayı burada 60'ları da yazdım. Aa hocam burada ne oldu? Yine bir eşkenar üçgen çıktı. Eşkenar üçgenin kenarına A dersem burası da A. Burası da A mı? Evet. E sonra ne yapacağız? Büyük eşkenar üçgenin bir kenarına oldu. A artı, 7, A artı 7. A artı 7 olacak. E o zaman A artı 7'leri de yazalım. Şimdi P noktasının aldığı yola bakalım. P noktası. Hocam buradan buraya kadar gitti. A gitti. Sonra buradan buraya kadar gitti. Yine A gitti. Buradan buraya kadar gitti. Yine A gitti. Yani bizden 3 A isteniyor. Peki büyük eşkenar üçgenin çevresini kaç vermişti? 77. Yani A artı 7'nin 3 katı. 3 A artı 21 eşittir 77. 3A'yı buradan kaç bulurum? 56 bulurum. Hocam A 56 bölü 3. Gerek yok. Çünkü bizden ne isteniyor? Hocam şuradaki uzunluk yani 3A uzunluğu isteniyor. Dolayısıyla cevap ne çıktı? 56 çıktı. O zaman 31. soru Denizli oldu. Geldik 32. soruya. 32. soruda da şöyle bir şey demiş. Şekil 1'de verilen x üçgen biçimdeki kağıt Yüksekliği boyunca kesilip iki parçaya ayrılıyor. Ayrılan parçalardan biri sarı diğer mavi renge boyanmış ve şekil gibi üst üste konmuş. Eş yapılar ÖSYM eş yapıları çok seviyor. Şimdi burada bir ikizkenar kenar üçgen var. İkiz kenar üçgende çizilen yükseklik konumunda olduğu için burası. Yani bu hem açı ortaydır hem de kenar ortaydır. E benim buradaki üçgenlerim ne oldu? Hocam ikisi de aynı üçgen yani eş üçgen oldu. Bu mavi üçgeni almışım böyle koymuşum. Yükseklik haşın olduğu köşe haşın olduğu köşe burası yükseklik. Hocam hipotenüsü burası hipotenüsler birbirine eşit. Yani çift çizgi olacak. Eş yapılarda kenarların eşitliği açıların eşitliği bizim için önemliydi. Sonra burada 6 verilmiş. Sarı üçgen aynı duruyor 6. E sarı üçgende burası 6 olacak. E o zaman 6'yı yazdım. Bak burası da 6 oldu. O zaman şu kenar da 6 değil mi? Evet. E dik üçgendeki şuradaki köşe. Şimdi burada ne var? Bak öklit bağıntısı var. Dikten dik çizildi. Öklit Ökliti uygulayalım. Hocam şuraya bir A diyecek olursam. 6'nın karesi öklitle 4 çarpı tamamı değil miydi? Evet. 6'nın karesi eşittir. 4 çarpı 4 artı A. 36 bölü 4. 9 yapıyor. O zaman burası 9 yapacak. A'yı da kaç buluruz? 5 buluruz. A 5 çıktı. O zaman bizim buradaki hipotenüsümüz kaç oldu? 5 4 daha 9. Hipotenüs 9. Gel burada hipotenüs 9 yaz. Yap Pisagor'unu hocam 9 ve 6. 9'un karesi eksi 6'nın karesinden mi yapayım? Hayır oradan yapma. Ortak çarpandan yap. Burası 3'ün 3 katı. Burası 3'ün 2 katı. E o zaman burası da ne olacaktır? 3'ün kare küçüğünde. Bu hipotenüs olduğu için kareleri farkı. 9 eksi 4'den 5 çıkar. Evet burası 3 kök 5 oldu. E sonra benden şuradaki uzunluk isteniliyor. E o zaman bu uzunluğu bulmak için. Şuradaki uzunluğu bulduk ya. E bu uzunluk tamamı belliyse. Şurayı bulursam x'e de ulaşırım. E hocam buradaki Pisagor bağıntısı ya Pisagor'un o zaman burada şuradaki Pisagor bağıntısı da 36'dan 4 çıktı 16 kök 16 pardon 36'dan 16 çıktı 36'dan 16 çıktı 20 yani şurası A diyelim istersen 6'nın karesi eşittir A'nın karesi artı 4'ün karesinden dolayı. Kısa yoldan yapabilirdik. Kolay olduğu için hemen 36-16 20 A buradan kök 20 yani 2 kök 5 olarak çıktı mı? Çıktı. O zaman A yerine gel 2 kök 5'i yaz. E hocam Şunun tamamı zaten 3 kök 5 bulmuştuk değil mi? E o zaman buraya da x'e de ne kaldı o zaman kök 5 kaldı. O zaman cevap balık kesir çıktı. 32. soru da geldik 33'e. Şekil de verilen ABC dik üçgeni kalınlığı önemsiz tellerle elde edilmiştir. Sonra buradaki tam orta noktasından bölünmüş ve tel kıvrılmış. Oradaki kıvrılan tel de G noktasına gelmiş. Kalem döndüğünde yine aynı kalem esprisi yapıyoruz. E burada eski haline bir geri getirelim şöyle. Şimdi sen buradaki kalemi böyleyken ne yaptın? Döndürdün. Şuraya getirdin. E o zaman bu uzunluklar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani şöyle eşitleri yaz. E hocam zaten burası da çift çizgi verilmişti. Yani burası 6, burası da 6 mı? 6. Şimdi ağırlık merkezini de kullanacağız. Ağırlık merkezinden geçen doğruyu şöyle çizecek olursak, ağırlık merkezinden geçen doğruyu çizdik ki ve burada şunun tamamı da alttır. E 1'e 2 oran olacak 6'yı 3'e böldüğümüz zaman kısa parçası 2 yapar uzun parçası da 4 yapar. 1'e 2 şeyinden dolayı. E x deniliyor. X'e ait ne yapmam lazım? Dik üçgene karşılık getirmem lazım. İkiz kenar var. Taban da mevcut. Tabanına ait yüksekliği çizelim. Bak şurada tabana ait yüksekliği çizdim. Tabanı iki eş parçaya böldü. 1 1 yaptı burası. E sonra hocam şu yüksekliği bulursam olay bitti. 36'dan 1 çıktı 35. Yani burası kök 35 oldu. Ve sonra burada da bir pisagor bağıntısı yaparsam x'e ulaşırım. X'in karesi de kök 35'in karesi 35 artı. Şu kenar yani 5'in karesi 25 yaptı. O zaman X kare de buradan 60 eşit oldu. Ve X de buradan kök 60 eşit oldu. Kök 60 dediğimiz 4'e bölünüyor galiba. E, 2 çarpı 15. Yani 4 çarpı 15 burası. 4 de dışarıya 2 diye çıkacağından. 2 kök 15 diye buluruz cevabı. Evet burası kök 15. Cevap 2 kök 15 oldu. Yani cevap E dremit oldu. 33. soru da. Geldik 34'e. Şekil 1'de verilen bir klasör. Hmm. Soruyu tam anlamıyla şöyle gör. Şekil 1'de verilen klasörün böyle uzunlukları verilmiş kardeşim. Şuradaki 4 birim uzunluğu verilmiş. Sonra ben bunları bu şekilde dizmişim. Dizdikten sonra bak şuradaki parçayı büyütüyorum. Büyütülmüşümde de şuradaki uzunluk 1.4 olarak verilmiş. Eee hocam şurası 1.4 ise o zaman burası da 1.4 değil mi? Bak 1.4 aşağıda o zaman bu da 1.4 yukarıda olacak. Fark etmez. Şuradakinde altta da yapabiliriz işlemimizi. Şeyde de yapabiliriz. Üsttekinde de yapabiliriz. E o zaman şuraya 1.4 diyeyim. Yani şurası da 1.4. Ve uzun kenarında ne olduğunu biliyoruz. 4 olduğunu biliyoruz. Buradakilerin de 1.4 olduğunu biliyoruz. Ve bizden ne isteniyor? AB uzunluğu isteniyor. Bak 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 olaya bak. Şu AB uzunluğu isteniyor bizden. Şimdi dur AB'yi çizemedim. Hocam bu tam köşelerden mi geçecek böyle? Bilemeyiz. Ya düz çizgi yaparken niye böyle yapıyorsun? Hop şöyle geldik. Peki elimizde neler var? Hadi bakalım şimdi yoğunlaşalım. Hocam elimizde 90 dereceler var mı? Var. Bak çok güzel bir soru. Tam sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. <laughs> 90 var, 90 var, 90 var, 90 var, 90 var. E burada da 90 var. E 90'ların olduğu sorularda bir uzunluk isteniyorsa o uzunluğu nasıl buluruz? İki konu var elimizde. İki konu. Geometrinin temellerini oluşturan iki konu var. Bir dik üçgen, iki benzerlik. E benzerlikten çıkmayacak. Dik üçgen oluşturmak için ne yapmak lazımdı? Büyük ihtimal dik üçgenden çıkacak. Dik üçgen içinde. E hocam dik dörtgen. Yani dik üçgen yoksa dik ne yapıyorduk ona? E o zaman dik dörtgen yapalım bakalım şurada. E hocam dik dörtgeni bak. Şurada şöyle bir dik dörtgen yapabilirim. E sonra burada da bir dik dörtgen. 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 Yaptığım zaman büyük üçgen ne oldu? Bir dik üçgen oldu. E hocam şuradakilere bakalım. Şurası 1.4 değil mi? 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4, 1.4 Yani 1, 2, 3, 4 5 tane 1.4 var. O da 7 yapar. Yani şu şuraya geldi. Şu ikisinin toplamı. Bu buraya geldi. Üçünün toplamı. Buraya geldi. Dördünün toplamı. Buraya geldi. Beşin toplamı. Yani şuradaki uzunluk 5 tane 1.4 yaptı. O da kaç yapar? 7 yapar. E hocam şurası da kaç birindi? 4 birimdi. 4 birim burası, 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 burası. O zaman 4'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. O zaman burası 24 yaptı. 7, 24, 25 üçgeninden cevaba 25 diye ulaştık. A, B uzunluğu. Ali Bey uzunluğu. Gerçekten çok güzel bir soru. Cevap Balıkesir çıktı. 34. soruda. Hoş bir soru. Geldik bir sonraki soruya. 35. sorudayız. Şekilde verilen tablonun A köşesinde 130 cm uzunluğunda bir ip bağlanmış. Bu ip tablonun çevresinden gergin bir içinde bir yönünde sarıldığında yani şu yönlü sarıldığında şöyle şöyle nereye gidiyormuş ip hocam E noktasına gidiyormuş şöyle sarıldığında buraya E noktasına gelecekmiş iki yönünde sarıldığında da şöyle 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 F noktasına geliyormuş oranlamalar verilmiş oranlamalara bakalım şimdi oranlamalarda hocam EC uzunluğu zaten x verilmiş o zaman DE 3x olacak yani alt taraf 4x oldu Şuraya ben bir y diyecek olursam eğer fb uzunluğu y iken burası da ne oldu? 2y oldu. cf uzunluğu da 2y yazalım yani burası da 3y oldu. Şimdi sen ipi götür böyle. Bir yönde götürdüğün zaman buraya geliyor ya. Say bakalım. 4x burada. x burada 5x. Burada da 3y var. Yani 5x artı 3y. Hocam 5x artı 3y neye eşit? 130 eşit. 130 eşittir. 5x artı 3y. Aynı zamanda bu ipimiz bu yönde gidecek. Şöyle f'ye gelecek. O zaman burada 3y var 2y var. 5y artı 4x mi yapıyor? Evet. Bu aynı zamanda 5y artı 4x'e eşit. Her ikisi de 130'a eşit. Dolayısıyla bunlar birbirine eşit oldu. O zaman buradan 4x öbür tarafa öbüründe 3y'yi öbür tarafa atarsam x eşittir 2'ye geldi. x yerine ben 2'ye yazacağım. Ya da doğru x yerine 2'ye yazalım. Bizden de x isteniyor. Evet. Ve toplamda şu uzunluğun ben ne olduğunu biliyordum. 130 olduğunu biliyordum. E'ye kadar geliyor ya. Ya da denklemde de yerine de yazabilirsin. Fark etmez. E, x yerine 2 ye yazdığımızda 8 yaptı burası. Toplamda 8y, 9y, 10 11, 12 13. 13y kaçmış? 130'muş. 13y 130'sa y'yi buradan 10 bulurum. E x de zaten 2'ye eşitti. Dolayısıyla cevap 20 mi çıkar? Evet. Yani cevap E Edremit yaptı 35. soruda. Geldik 36'ya. Evet şekil birde verilen kare biçimindeki sarı, turuncu ve mavi renkli karelerin alanları yazılmış. Hocam burası bir kenar 3, bir kenar 4, bir kenarda kök 29. Eyvah kök 29 var ne yapacağız hocam? Sonra bunlar böyle yan yana yapıştırılmış yeşil dikdörtgen oluşturulmuş yeşil dikdörtgenin alanı nedir diye soruluyor bize. Arkadaş sarının ben kaç olduğunu biliyorum turuncunun pardon 4 olduğunu buranın da bir kenarının 3 olduğunu biliyorum. E şuradaki uzunluk ne kök 29 Hocam şu uzunluk toplamda 7. E o zaman şu kenara kaç kaldı? Yani ben 7'den kök 29'u çıkartacağım. Burası 7 eksi kök 29 yapar. Şöyle yapayım. E sonra burası da aynı şekilde kök 29 değil mi? Kök 29. Burası 4 burası da 3. Aa burası da 7 artı kök 29 yaptı. E benden şu ikisinin çarpımı isteniyor. Yani 7 eksi kök 29 ile 7 artı kök 29'un çarpımı isteniyor. Hocam a eksi b ile a artı b'nin çarpımı nedir? A kare eksi b karedir. 7'nin karesi eksi kök 29'un karesi yapar. Yani 49 eksi 29 yapar. O zaman buradan cevap ne çıkar? 20 çıkar. Evet yani soruya bakınca kök 29'dan korkuyoruz ama işlem yapınca matematiksel işlemden cevabı direkt ulaşıyoruz. 36. soru. Edremit geldik 37'ye. En kenarlı bir düzgün çokgenin şöyle soruyu tam anlamıyla görün. Bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü bu şekildeymiş. Ya biz dış açıyı bulup iç açıya oradan geçiş yapıyoruz zaten. Sıkıntı yok. Şekil 1'de verilen düzgün altıgen biçimindeki pano duvara iki köşesinden çivi yardımıyla tutturulmuş. Yani şundan bahsediyor. Şu iki çivi yardımıyla tutturulmuş. Ondan sonra aynı çiviler yardımıyla panonun üst kenarına dik olacak biçimde iki ip ile yani şuradaki açıları 90 derece vermiş. Hemen şurası 90 şurayı da 90 derece şey yapayım göstereyim. <laughs> zaten bu duvara asıldıysa orada e, şu zemine paralelse daha doğrusu şu karşılıklı kenarlar birbirine paralel değil mi? Paralel. Hocam en alttaki şekilde şu da zemine paralel olarak verilmiş. O zaman zaten bu zemine paralel oldu ya e, bu bir şeyle duvara astığım zaman Dengede kalması için dik olması lazım. Buradaki 90'lık verilmeyebilirdi. Kendimiz de o 90'lığı da söyleyebilirdik. Neyse. Evet, dart tahtasını asmışım burada. Şekil 1'deki panonun merkezleri doğrusal olup dart tahtalının merkezler arasındaki mesafe 6 birimdir. Şimdi düzgün altıgende biz merkezin nerede olduğunu biliyoruz. En uzun köşegen üzerinde olduğunu biliyoruz. Yani en uzun köşegen dediğim işte burada olacak ya da şurada olacak ya da şunun üzerinde olacak ki şu daha mantıklı. Bu noktalar burada verildiğine göre o zaman şunu şöyle çizip bunun üzerinde olduğunu göstermek daha mantıklı. Evet şöyle çizdik. Şunun merkezi bunun merkezi ve altıgenin merkezi de bak tam olarak buraya düşüyor. Ve ondan sonra şurada burası kaç derece 90 derece verilmişti. Yani burası 30 oldu. E bu simetrik eksen olduğu için 60-60 ya. O zaman bunun devamı tam buraya geldiyse bir 30-60-90 üçgeni oluşturdum burada oluşturdu. Hatta düzgün beşgen için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bu tam asıldığı zaman merkezden geçmek zorunda. E merkezden ağırlık merkezden geçiyorsa alttaki kenara dik olur. E, zaten bu da zemine paralel olarak söylenmiş. Neyse devam edelim. Şurada merkezler arasındaki uzaklık 6 birim vermiş. Oradaki bilgiyi de kullanayım. Aynı hamleden dolayı hocam burası da 90 yapar. E o zaman şuradaki uzunluk 6 ise 6genin kenarını kaç bulmuş olurum ben? 6 olarak bulmuş olurum. Şimdi devam edelim soruya. Soldaki çivi gevşedilip düştüğünde sağdaki dar tahtası yere düşüyor ve pano ile sağdaki dart tahtasının dengede olan konumları şekil 2'de gibi oluyor. E buna göre şekil 2'de pano ve dart tahtasının merkezler arasındaki mesafe yaklaşık olarak kaçtır? Şimdi şimdi ben şuradaki uzunluğu da buldum mu? Aslında şuraya bakar mısın? Şuradaki uzunluğu buldum. Yani şuradakinin merkeze kadar olan uzaklığı kaç? Bir şeyle astığımız an tam bunun uzantısı merkezden geçiyor dedik ya. Bunu da astığımız an merkezden geçiyor. Fizik bilgisi zaten bu. E hocam buradaki uzunluğu ben buldum. Bir kenarı kaç bulmuştuk? 6 bulmuştuk. Hocam bir kenar 6 ise 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3. Burası da 3 köküç oldu. Yani buradaki uzun hala da merkeze kadar olan şu düzgün beşgenin merkezine kadar olan uzunlukla uzaklığı hala da kaç? 3 köküç mü? Evet. Burayı 3 köküç olarak biliyorum. Altıgenin merkezi de nerededir? Hocam altıgenin merkezi de en uzun köşegen üzerindedir. E, en uzun köşegen üzerinde çizecek olursak hocam bunun merkeziyle hop düşey. Çünkü bir şey asıldığı zaman fizik kanunu gereği hüşey uzantısı ağırlık merkezinden geçmek zorunda. E bunun ağırlık merkezinden geçtiği böyle düzgün beşgende. Öbürünün de ağırlık merkezi üzerinde olmak zorunda. Yani bunun da ağırlık merkezi burasıdır. E bunun ağırlık merkezi burasıyken burası tam köşegenlerin kesim noktası. 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Yani şunu şöyle çizdim mesela, şunu şöyle çizdin. E, yani şuradaki uzunluklar hep 6 6 6 birim yapmayacak mı? Evet. E, o zaman burası da 6, burası da 6. Bunun da tamamı 6 olacak. E benden merkezler arasındaki çoğu uzunluk isteniliyor. Yani x artı 3 kök 3 eşittir 6 ya. x de böylelikle kaç gelir? 6 eksi 3 kök 3 gelir. Bunun yaklaşık değeri 1.7 olarak verilmiş. O zaman x 6 eksi 3 çarpı 1.7. O da 5.1 yapar. O da 0.9 mu yapar? Evet. Yani 37. soru böylelikle 0.9 yani akçay olur. Geldik bir sonraki soruya. 38'e geldik. Bir bilgisayar programında Evet arka plana birim karelerden yani bir kenarı bir bölüm olan kareden bahsediyoruz. Oluşan bir ızgara yerleştirildiğinde yerleştirildikten sonra şekilde gösterildiği gibi dikdörtgen ve bir kare çizilmiş. A noktası dikdörtgen kenarı üzerinde yani A noktası şöyle hareket edebiliyor bunun üzerinde. B noktası da kare üzerinde şu şekilde hareket edebiliyor. Şimdi buna göre diyor hareketli A ve B noktalar arasındaki bir uzaklık. Birim cinsinden aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor bize. O zaman ben A ile bir arasındaki en kısa mesafeyi bulacağım. Hocam A birbirine en yakın olduğu mesafe. Hocam A'yı tam buraya getirdiğimde B'yi de tam buraya getirdiğimde arasındaki uzaklık en az kaç yapıyor? Evet bir nokta burada. Bir nokta buradayken aralarındaki uzaklık en az 2 birim yapıyor. Şurada 2 birim. En fazla uzaklığı ne yapacağım? B noktasını olabildiğince sağda alacağım. A noktasını da olabildiğince solda alacağım. Hatta aşağıda ve yukarıda da alabiliriz bu şekilde. En fazla uzaklığı da ne yapar? Hocam A ile B arasındaki en kısa. Tam B'yi burada alırsam eğer. Onu da mavi kalemle göstereyim istersen. Tam B'yi burada alırsam. A'yı da nerede alırsam. A'yı şu köşede ya da bu köşede alırsam en fazla uzaklık olacak. Zaten şunu şöyle çizersem. Hocam şurası 2'ye bilmem nelik bir dik üçgen. E ben bunu burada alırsam 3'e bilmem nelik dik üçgen. Yani A burada olursa en fazla uzaklık bu şekilde olur. O yüzden A'yı burada alacağım. A'yı burada aldıysam aralarındaki uzaklık en fazla şu değil mi? Evet. Bunu nasıl bulacağım? Bunu da şuradaki dik üçgenden bulacağım dostlar. Buradaki dik üçgenden sonuca ulaşacağız. Yani kenar uzunlukları kaç? Bir kenar 3. Diğer kenarda sayalım. 3, 6, 9. Diğer kenarda 9. Hocam 3, 9. 36 artı 81. Pardon 9 artı 81 kök 90 yapıyor. O zaman en kısa uzaklık kaç burası? 2. En fazla uzaklıkta kök 90 yapıyor. E, kök 90. Aranındaki uzaklık bu. Karesini alalım. Kareleri 4 ile 90 arasında olacak. Ama soru işaretinin karesi. O zaman kareleri 4 ile 90 arasında. Bu 4 ile 90 arasında karesi. Karesi 72. 4 ile 90 arasında. 49. 4 ile 90 arasında. 3 kök 10. 4 ile 90 arasında. Ama en fazla uzaklık dedik ya en fazla uzaklıkta küçük eşit almayacağız tabii ki aralarındaki uzaklık kök 90 da oluyor. Yani bu karesi 90 oluyor ya burada eşitlikleri de yazmalıydık biz eşitlikleri de gösterelim. Soru işaretlediğimiz dediğimiz 3 kök 10 da olur karesi 90 yapıyor o da uzaklık çünkü aralarındaki uzaklık. E 4 kök 6'nın karesini 16 çarpı 6 96 yapıyor 90'dan büyük oluyor olmaz dolayısıyla cevabımız denizli çıkar. Kaçıncı soru? 38. soruda. Geldik 39. soruya. Evet küp şeklinde ki bir ahşabın hacmi 216 küptür. E o zaman ben A küp eşittir 216 ise A'yı buradan kaç bulurum? 6 bulurum. Sonra buna göre diyor bu küp 4 eş parçaya ayrıldığında elde edilecek parçalardan birinin yüzey alanı en çok kaçtır diye soruluyor. Şimdi bir küp çizelim. Arkadaş şöyle bir küpü çizeyim öncelikle. Şöyle. Sonra şöyle. Ne güzel çizdim değil mi? Hop Hokus pokustan bak. Sihir yaptık düzeldi. E sonra ne yapalım? Sonra. Şunu kopyalayayım. Şunu da şuraya yapıştırayım. Farklı bir tane daha lazım olacak galiba. Heh, bir tane de buraya yapayım. Birkaç tane lazım olursa kopyalayıp yapıştırırız. Şimdi ben burada küpü alacağım. Ne yapacağım? 3 parçaya 4 eş parçaya ayıracağım. Hocam 4 eş parçaya nasıl ayırabilirim? Bir kere şöyle bir kesim yapıp iki parça bir de böyle bir kesim ortadan yapıp iki parça yapabilirim. Bir bu. Bu parçalar da önemli arkadaşlar. O yüzden bu şekildeki parçalara da dikkat edin. Bir böyle kestim. Bir de nasıl kesiyorum? Şöyle kestiğim zaman 4 eş parça yaptı. Bir kenarı da 6 birimde tam ortadan kestim. 3 3 3 3 3 Yani burada ne oldu? Hocam tabanı 3 olan yüksekliği de 6 olan bir kare prizma elde ettik. 4 tane eş. Peki başka kesim nasıl yapılabilir hocam? Şu şekilde de bir kesim yapabiliriz. Hocam şunu dört parçaya bu şekilde de bölebilirim 3 kesikle. Yatay 3 kesikle. Ya da aynısı şu şekilde dikey 3 kesikle de ki biraz önce gösterdiğimle aynı olacak. Dikey 3 kesimle bu şekilde de kesebilirim. Bu şekilde de kestiğim zaman olacak. Başka da böyle eş parçalara bölüm olabilir mi? Başka da olmaz galiba. Ve en büyüğü de sanırım bu olacak. Şu şekilde olacak. Büyük ihtimal bu şekilde olacak. Evet. Şöyle bir 2 ve 3 kesik yaptığım zaman da 4 eş parçayı bu şekilde de elde edebiliyorum. Bu şekilde yaptığım zaman da 6 6 burası da 6 ya 6'yı 4'e böldüm 6 bölü 4 yani 3 bölü 2. Yani elimizdeki parçalar ne oldu? Bir tanesi hocam tabanı 3 yüksekliği 6 olan kare dik prizm oldu. Bir tanesi de tabanı 6 olan ve yüksekliği de 3 bölü 2 olan parça oldu. Zaten ben Şeyi hesaplarken kenarlar ABC ise kenarların ikişerli çarpımının iki katını seçeceğim ya. E o zaman burada bunların da yüzey alanını bulurken e, aynı şeyi kullanacağım. O zaman iki sayının çarpımında sayıları olabildiğince büyük seçmem lazım. E ben burada şunu seçersem 3 3 6 seçersem bir tane 6 olacak yok. İki tane 6 seçeyim e, daha mantıklı yani yüzey alanı buradakinde daha fazla olacak. İstersen sen buradakinde yazabilirsin. Yaz ikisinden büyük olanı seç. O zaman kenarları 6, 6 ve 3 bölü 2 olan şeklin, yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. E o zaman kenarların 2'şer çarpımının 2 katı 36, 2 katı 72 artı şu ikisinin çarpımı 18 bölü 2 bir de 2 ile çarp 18. E bu ikisinin çarpımı da yine aynı şekilde kaç yapıyor? 18 yapıyor. İşte yüzey alanı da bu yapıyor. E 72, 18 daha 90 yaptı. Bir de 18 daha toplarsam cevap 108 yaptı. Yani 39. soru Denizli olur. Ve geldik 40. soruya. Şekil 1'de verilen dikdörtgenler prizması biçimindeki üstü açık metal kutunun iki ayrıtının uzunluğu 12 ve 17 birim olarak verilmiş. Sonra bunu böyle tam ortadan kesmiş. Bunu böyle zemine paralel olacak şekilde yatırmış. Sonra üstüne bir metal çubuk koymuş. E burada e, buna göre P noktasının taban ayrıtının olan uzaklığı nedir diye soruluyor bize. Hmm, güzel bir soru şekli öncelikle şöyle bir büyüteyim senin için. Arkadaş bu şekil buradayken yani kalası tam böyle koyduğum zaman ve dikkat et hocam bu bu yüzeye değiyor. Bu, bu, da bu yüzeye bu da bu yüzeye değiyorsa bu ancak düz bir şekilde konulduğu zaman olur. Yani böyle çapraz koyduğun zaman bütün kenarları bütün yüzeyleri değer mi değmez. Ya hocam ben bu şekil böyle bir şey koydukları zaman tam oradayken şekli göremeyebilirim. O zaman tam yüzey üzerinden çiz onu. Tam görebileceğim mesela şu kalasın şu uzunluğunu bak şuradaki uzunluğunu şöyle düşün. Hocam bu kalasın buradaki uzunluğu aslında tam bu duvara yapıştırılmış gibi düşün. Hatta tam tepeden geliyor. Hop şöyle. Şuraya doğru gelsin. Ama bu tam bu yüzeyden geçmiyor. Tam bu köşeden geçecek değil mi? Tam o yüzeye diyorsa. Evet buradan geçiyor. Ve benden ne isteniyor? Şuradaki x uzunluğu isteniyor. Yani şuradaki parça isteniyor. Şu kırmızıyı da artık sileyim de. Şuradaki parça isteniyor benden. Şuradaki parça. E ben şimdi ne yapacağım? Şuradaki altıları kullanmak zorundayım değil mi? 6 6. Hocam burası 6. Sen bunu açtığın zaman burası da 6 oldu. Ve alt tarafta 6 oldu mu? Oldu. E şimdi ben şuradan dik çizecek olursam. Dik üçgen karşıma çıktı. Ve şu uzunluk 6 birimse. Bu da zemine dikse. Hocam dikdörtgen çıktı burada. Görüyorsun. E burası 6 ise alt tarafta 6 altı mıdır? 6'dır. Buraya 6 dedim. Şuraya da A dedim. E hocam Benden zaten ne isteniyor? X. X uzunluğu ne yaptı? A artı 6 yaptı. E neyi kullanmadık? 17'yi kullanmadık. Onu da kullanalım. E hocam burada 17'yi kullanacağız. Bir de şu uzunlukta 12 değil mi? Bak şu uzunlukta burada 12. Şuradaki parça benim için önemli değil demek ki. Uzunluğu da verilmemiş. Burası 12. E ben şuraya kadar olan parçanın uzunluğunu da zaten kaç biliyorum? Bak şöyle alttan şöyle de geleyim. Buradaki parçanın uzunluğu da 17 olarak biliyorum. Ve dikkat dikkat. Şimdi şuradaki uzunluk kaç? 6 birim. Şuradan dik çizdiğin zaman şuradaki dikey eşit. Yani bu tam ortasından kesilmişti. Burası 6 iken dikdörtgenden dolayı burası da 6 çıktı ya. E hocam burası da 6. Ve ne güzel bir şey çıktı burada bak. Bak 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 paralel var burada hocam. E, hem paralellik var hem de 1'e 2 oran var. E, paralellik 1'e 2. Orada bir orta taban çıktı mı? Çıktı. 6 iken 12 olmuş. E o zaman orta tabansa şuradaki uzunlukla buradaki uzunluk birbirine eşit değil midir? Evet. O zaman o uzunlukların eşitliğini yazayım. Orta taban çıktı. Şu uzunlukla şu uzunluk birbirine eşit. 17 6 daha 23. Yani A dediğimiz burası da 23 çıktı. Benden ne isteniyor? Hop şuradaki uzunluk isteniyor. 23 ile 6'nın toplamı isteniyor. X 23 artı 6 kaç yapar o zaman? 29 yapar. Böyle bir uzunluk sorusu sorulmuş. Katı cisimlerde ya hocam uzunluk soruyor mu ÖSYM'i? Ya sormuyor uzun zamandır ama biz işimizi garantiye alalım. Ne olur ne olmaz. Cevap bu arada ne oldu? 29 oldu. E o zaman hemen cevabı A seçeneği olarak işaretleyelim. A ne yapabilirdi? Buradaki uzunlukları bu şekilde verip bize 17'yi buldurtturabilirdi mesela. O zaman da hacmi de sorabilirdi. Tabii şurayı da vermesi şartıyla. Tam tersi de sorulabilirdi. O yüzden bu uzunluk sorusu da önemli sorulardan biri. Ve güzel soru. Hani bu buradan böyle yapılmış. Bunu tam bu yüzeyden bu şekilde çizerek yapmak. Hani burada da yapabilirdin tabii ki. Şuradan dik çizip de şey de yapabilirdin ama çözüm daha karışık olabilirdi. Evet, şimdi sorulara bakalım mı seninle birlikte? Bu nasıl bir soru? Tamam, ideal. Güzel. Hani yıldızın bir parçasını attık. Şu nasıl bir soru? Sınavlık bir soru. Dikkat. Çünkü iki durumu da düşüneceğiz orada ve burada çok güzel şeyler öğrendik aslında baktığın zaman. Şu şekilde ve şu şekilde özdeş parçalara ayrılmasını öğrendim. Sonra bu soru e işte diyelim ama Güzel sorular bunlar. Tam sınavda çıkmaya e, aday sorular. Buradaki sorular hadi siz yapın diye konulmuş sorular. Ama sınavda yine çıkabilir. Aa, bu soru gerçekten çok güzel bir soruydu. Dik üçgenden hoş bir soruydu. Sonra şu soru gerçekten çok hoş bir soru. Bu soru hoş bir soru. Eş yapı sorusu. Aynen bir şekilde bu soru da hoş bir soru. Sınavda çıkmaya aday sorulardan biri. Evet ufkumuzu açtı mı yine sorular? Açtı. Gerçekten açtı. Ve ben bunları çözerken çok zevk alıyorum. Yorumlara yaz. Videonun başında da söyledim ama. Doğalın olmaz yorumlara yaz. Senin de bu sorular hakkındaki yorumlarını da bekliyorum. Geliştirdim mi geliştirmedim mi yorumlarını bekliyorum. Çünkü ben gerçekten çözerken zevk alıyorum. Sen de çözerken zevk alıyorsundur. Evet neyse. Deneme 9'u bitirdik mi gençler? Bitirdik o zaman ne diyoruz? Bir sonraki denemede. Yani son denemede. Deneme 10'un çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal.